İzmir'in doğayla uyumlu ve dünyanın örnek alacağı bir kent olması hedefiyle yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, mevcut uygulamaları İzmir'den başlatarak değiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de yeşil altyapıyı bir altyapı meselesi olarak kabul eden ilk ve tek belediye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda İzmir Yeşilşehir Eylem Planı ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı başlıklı iki önemli çalışmayı geçtiğimiz Aralık ayında hayata geçirmişti. Büyükşehir Belediyesi şimdi de bu çalışmaları kapsayan İzmir'in doğayla uyumlu yaşam stratejisini yayınladı. Öncelikle İzmir, Türkiye'den iyi bir örnek. Bu süreç boyunca desteğini her daim yanımızda hissettiren Avrupa... İzmir'in doğayla uyum yaşam stratejisi tanıtım toplantısına konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iki büyük felaketin pandemi ve iklim krizinin insanın kendisiyle ve doğasıyla yüzleşmesini sağladığını belirtti. Pandemi ve iklim krizi insanın kendisiyle ve doğasıyla yüzleşmesini sağladı. İzmir'de son 2 yılda pandemi ve doğal afetlerin hemen her türlüsünü yaşadık. Yaşadıklarımızdan çok şey öğrendik ve dirençli bir kent olmanın sırlarını araştırmaya başladık. Gördüm ki afetlere ve salgınlara dirençli olmanın tek yolu doğayla uyumlu bir yaşam sürmek. Şehirlerimizi doğasıyla uyumlu şekilde imar etmek. İzmir, geniş deniz alanlarından 2000 metredeki aşkın dağlara kadar uzanan sıra dışı bir coğrafya. Öte yandan İzmir, 4,5 milyona yakın nüfusu, hızla büyüyen sanayisi, ticaret hacmi, turizmi ve tarımıyla Türkiye ekonomisinin kalbi. Bugün burada sunduğumuz stratejinin ana gayesi İzmir'i var eden bu iki temel özelliği. Başkan Soyer, İzmir'i var eden iki temel özelliğin birinin coğrafyası, diğerinin ise hızla büyüyen sanayisi, ticaret hacmi, turizmi, tarımı ile Türkiye ekonomisinin kalbi olduğunu söyledi. Parklarımızı belirlediğimiz 5 yeşil koridorla birbirine ve şehri çevreleyen kırsal alanlara bağlayarak doğanın şehre nüfuzunu da hızlandırıyoruz. Bu ilkeyle yapımına başladığımız Mavişehir'deki Flamingo Doğal Parkı, Yeniz deltasının kuş türlerini şehrin içinde görebileceğimiz benzersiz bir rekreasyon alanı olacak. İkinci uygulama başlığımızsa insanların doğaya nüfuzunu yönetmek. Yani şehrimizde yaşayan insanların kırsal alanlara doğal dengeyi bozmayacak, zarar vermeyecek şekilde erişimini sağlamak. İzmir'in çeperinde 35 yaşayan park kurma çalışmamız bunun en güzel örneklerinden biri. Yaşayan parklar normalde birbirinden ayrı sürdürülen 3 kullanım şeklini bir araya getiriyor. Soyer ayrıca İzmir'de döngüsel ekonomiyle ilgili çalışmaların 3. adım olduğunu da belirtti. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda şu 3 noktaya varmayı hedefliyoruz. Doğal afetlere dirençli bir şehir olmak, refahı artırmak ve adil paylaşımını sağlamak ve biyolojik çeşitliliği korumak. Değerli katılımcılar, dünyada hiçbir şey bir sabah uyandığımızda kendiliğinden daha güzel bir hale gelmeyecek. Şayet dünyamız, ülkemiz ve şehirlerimiz daha iyi yönde değişecekse, biz bunu dişimizle, tırnaklarımızla, tüm engellere rağmen koruduğumuz kararlı duruşumuzla sağlayacağız. Biliyoruz ki her şey önce hayal etmekle başlıyor. Doğayla uyumlu ve adil şehirlerin inşası ancak hayal edebilme gücünü koruyan ruhların birbirine kenetlenmesiyle mümkün. Burada yapmaya çalıştığımız da tam da böyle bir şey. Dünyanın yeni şehirlerini tasarlamak için yola çıkmak. Yol üzerinde daha güzel bir dünya hayalini yaşayan ve yaşatan herkesle buluşarak çoğalmak ve tek yürek olmak. Bu yolculuğumuzda bizi yalnız bırakmayan Yeşilşehir Eylem Planı ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın hazırlanmasına hibe ve uzman desteği sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum ve çok teşekkür ediyorum. İzmir'de doğayla uyumlu bir yaşam sürmek için attığımız adımların ülkemize ve dünyaya ilham vermesini